Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirgi men mana shu qilayotgan chiqishimni aslida bundan bir yarim, bir oy ilgari qilaman deb niyat qilib, reja qilib yurgandim. Lekin mana bu muxbir maktabi veb saytini ochish ishlari juda cho'zilib ketganligi, qiyinlashib ketganligi sababli bunga hech qo'lim tegmadi, vaqtim ham bo'lmadi. Xudoga shukur mana o'tgan kuni muxbir maktabi veb saytini test rejimida ishga tushirishga erishdik. Qo'llarim ancha bo'shab, vaqtim ancha ko'payib qoldi va shu bir oy, bir yarim oy ilgari qilaman degan shu chiqishimni bugun mana mavrid ekan qilishga Xudoga shukur, Xudo nasib qildi. Xabaringiz bor, may oyida Facebook tarmog'ida Qoramergan degan bir sahifa ochilib, sahifada o'sha Mirziyoyev hukumati va uning oilasi o'ziga doir kompromat xabar materiallar berila boshlandi. Mana shu Qora Mergan sahifasi chiqqandan keyin unga qarshi Oq Mergan degan bir sahifa ochildi va Oq Mergan sahifasida bu Qora Mergan kim bo'lishi mumkin degan bir yo'nalishda maqolalar, xabarlar berila boshlandi va Oq Mergan sahifasida chiqqan maqolalardan ba'zi birlarida shunday men o'zim ikkita uchta maqolaga ko'zim tushdi. Qoramergan bu Bobomurod Abdullayev, o'sha Usmon Haqnazarov bu deb yozishgan. Shunday mualliflardan biri yozuvchi Abulqasim Mamarasulov degan odam yozgan. Bobomurod Abdullayev shu Qoramergan deb. Undan keyin yana bir ikkita uchta shunday maqola bo'ldi. Bundan tashqari Shveytsariyada istiqomat qiladigan Safarbekjon Urganjiy, o'zimizni xorazmlik yurtdosh akamiz ham bir video chiqishida Qoramergan shu avvalgi Usmon Haqnazar o'sha yigit shu yozib o'tiribdi deb video chiqish qilgan ekan. Meni xabarim yo'q edi, menga linkini jo'natishdi. Men keyin ko'rsam haqiqatda shunday chiqish qilgan ekan u kishi ham. Mana shu menga nisbatan qilinayotgan tuhmatlarga, asossiz ayblovlarga, mana shunday chiqishlarga, materiallarga nisbatan hozir men o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Qoramergan Bobomurod Abdullayev deb yozayotgan aziz yurtdoshlar, Abulqosim Mamarasulov, Safar og'a va boshqa kim bo'lsa, bilaman sizlar bir tahlilchi emassiz. Biror bir analitika sohasida biror bir ishlaringizni men ko'rmaganman. Jurnalist ham emassiz, bilaman. Lingvist ham emassiz, tilshunos emassiz. Lekin oddiy bir nima dedi, yozuvchimi yo blogermi yoki bir oddiy o'quvchimi shu nigohdan, shu nuqtai nazardan vijdonan oling-da, meni 15 yil davomida Usmon Haqnazarov bo'lib yozgan maqolalarimni hozirgi kunda Qoramergan bo'lib yozayotgan odamning shu yozayotgan narsalari bilan xolisan bir taqqoslab ko'ringlar, solishtiringlar bir-biriga. Bir gram o'xshashlik joyi bormikan? Meni maqolalarimni shu Qoramergan yozayotgan narsalarga bir gram o'xshashlik joyi bormikan? Men hozir sizlarga bir nechta savollarim bor. Shunday deb yozayotgan odamlarga shu savollarimga bir majbur emassizlar javob berishga. O'zinglar bir holi qolganda men shunday deb yozuvdim shu Bobomurodni ayblab. Bir rostdan ham o'ylab ko'rishi shu nuqtalar ustida gapida jon bormikan, yo'qmikanda bir holi qolganda vijdonan o'zingiz inson sifatida bir o'ylanib ko'ringlar. Javob bermanglar. Bilaman javob bermaysizlar ham. Majburiyat yo'q hech kimda. Oddiy bir xolisona olinglarda o'ylanib ko'ringlar. Birinchi nuqta. Men 15 yil davomida Usmon Haqnazarov bu taxallus ostida maqola yozgan bo'lsam, asosan barcha bergan materiallarimni siyosiy tahlil bilan berganman. Ya'ni u voqea bunday bo'ldi, bu voqea bunday bo'ldi, chunki siyosiy motivlari mana bu narsalar edi.
deb men siyosiy tahlil bilan birga berganman. Endi sizga savol. Qora mergan taqdim qilayotgan o'sha kompromatlar, fakt deymizmi, ma'lumot deymizmi, yonida gram bo'lsa ham siyosiy tahlil bormi? Xolis aytingda bormi? İkinci nokta. Men o'sha Haqnazarov bu maqola yozayotganda taqdim qilayotgan faktlarimni berayotganda hukumatni, o'sha prezident Karimovni qaysi yo'l bilan, qaysi siyosiy strategiya bilan ketishini ko'rsatib berish uchun shuni ham ko'rsatib berib, yonma-yon o'sha strategiyani hukumat strategiyasini belgilab berib, mana shunday yo'ldan ketyapti bu deb faktlar bilan birga, o'sha berilayotgan materiallar bilan birga men strategiyani ham ko'rsatib berardim. Endi menga vijdonni aytinglar. Qora merganda hukumatni ketayotgan yo'li, strategiyasi haqida biror faktlarni yonida shunday narsalar yozilganmi? Vijdonni aytinglar o'zingizlar. Uchinchi nuqta. Men o'zimni maqolalarimni o'zimga yaqin bo'lgan, menga o'zimga nima deydi? Men o'zim yoqtiradigan, men o'zimni nima deydi? Suvdagi baliqdek his qiladigan publitsistik analitik tilda, uslubda men bayon qilardim, berardim. Ya'ni meni o'zimni bayon qilish uslubim, o'sha qandaydir gaplardan ko'proq foydalanishim, ko'proq murakkab gaplardan foydalanib, tahliliy uslubda tahlil menga o'zimga yoqqani uchun, men o'zim tahlilga moyilligim borligi uchun men tahlil uslubida rus tilida berardim. Qora merganni berayotgan tilini, uslubini ko'ringlar. Va ijdonni aytinglar. Ozgina bo'lsa ham tahlil uslubiga yoki mayli tahlil bo'lmasin, publitsistik janrga ozgina bo'lsa ham yaqinlik joyi bormi shu tilni? Shu yozilayotgan narsalarni. To'rtinchi nuqta. Meni yozgan 15 yil davomida Usmon Haqnazarov bo'lib yozgan narsalarimda siyosiy prognoz bo'lardi. Siyosiy taxmin berilardi. Ya'ni men aytardimki, mana bu omillar tufayli mana bu voqealar, mana bu faktlar sodir bo'ldi. Endi kelajakda Karimov mana bu yo'ldan yurishi mumkin. Yoki mana bu o'ng tomondan ketishi mumkin, chunki vaziyat shuni taqozo qilyapti deb men prognoz berardim. Va buni ko'pchilik vaqt ham tasdiqladi. Aksariyat men bergan taxminlarim, siyosiy prognozlarim o'z to'g'ri chiqdi, o'zini oqladi. Va men o'sha qo'limdagi faktlar asosida to'g'ri taxmin qilganimni vaqt ham hamma ko'rdi. Endi menga vijdonni aytinglar. Qora mergan yozayotgan narsalarda siyosiy prognoz bormi? Bir gram bo'lsa ham. Prognoz bormi? Faktlarga asoslanmasin. Mayli, mana shunday yo'nalishda bo'ladi, mana shunday deb prognoz berilganmi? Beshinchi nuqta. Men asosan siyosiy hayotga oid faktlarni, ma'lumotlarni beradim. Ya'ni ma'lumotlarim siyosiy tusga ega edi. Ma'lumotlarimda asosan siyosiy hayotga oid ma'lumotlar, faktlar beriladi. Endi sizlar hozir ko'rib turibsizlar, aytinglar. Siyosiy tusga oid xabarlar foizi qora merganni yozganlarda qancha foiz? 90 foizi oila, ikir-chikir, kim kimga uylandi, kim kimdan tug'di, qachon hijomat qo'ydirdi. Shunday xabarlar-ku. Gohida daji to'shak mavzulariga o'tib ketilyapti. Siyosiy hayotga buni, siyosiy O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarga bu faktlarni qanchalik aloqadorligi bor? Qanchalik aloqasi bor? Bog'lab bo'ladimi yo siyosiy yoki sizlar shuni ham siyosiy tusdagi xabarni ma'lumot deb bilasizlar? Bu savolga ham bir o'ylanib ko'ringlar holi qolganda. 6-chi nuqta. Qora mergan yozayotganlarida har bir maqolasida
eng og'iri, eng yomon haqoratlar bor. Odamning ustidan kulish bor. 15 yil davomida men yozgan maqolalarni ko'ring. Qanchalik darajada haqorat bormikan shu yerda? Sarkazm bormikan? Masxara qilish bormikan? Men hem Özbek cemiyeti için hem Xorijmat cemiyeti için yazardım. Men Rus türü de şunu için yazardım. Men Rus türü de özümü erkin kısıganım için yazardım. Erkin bayan kıganım için. Kara mergen fakat Özbekler için yazıyor. Özbek cemiyeti için yazıyor. Men Özbek cemiyetini ziyali kısmı için. Yani biror maqolani, tahlilini, prognozni hazm qila oladigan, tushuna oladigan qatlam uchun, elita uchun yozardim aslida. Men yozgan maqolalarni oddiy odamlar hazm qila olmagan ko'pchiligi, tushunmagan, nimaga bunday bu og'ir tilda yozgan degan e'tirozlarni men eshitganman. Qora mergan kim uchun yozyapti? Asosan choyxona uchun yozilyapti. Asosan ko'cha uchun yozilyapti. Ko'chaga yoqish uchun, ko'chada tarqalishi uchun shu. Sal o'ylab ko'ringlar buni. 7-chi nuqta. Men maqolalarni yozishda maqolalarni o'qib ham ko'rishinglar mumkin. Men hukumatni siyosati, o'sha yana strategiyasi qaysi yo'nalishda ketayotganligini ko'rsatish uchun yozardim. Qora mergan faqat badnom qilish uchun yozyapti. Ya bir ertaga unday qiladi. Ertaga unday bo'lishi mumkin. Tayyorgarligini ko'ringlar ya tadbirkorlar. Yoki O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lib turganlar, ey xabardor bo'linglar. Investitsiya kiritib bo'lmaydi degan bir oddiygina bir nima dedi? Prognozlar nimalar bormi? Faktlar asosida. Yo'q-ku. Quruq badnom qilish, quruq kompromitirovat qilish. Buni ham o'ylanib ko'ringlar. Agar vijdoningiz bo'lsa, 8-chi nuqtada to'xtalaman. Men har bir maqolamda 15 yil davomida yozgan maqolalarimda hammasining yakunida zaključение degan qismi bo'lardi. Uni O'zbekchaga xulosa o'rnida deb tarjima qilganlar. Mening maqolalarimning asosiy mag'zi ana shu edi. Kompromatdan ham o'sha yopiq ma'lumotdan ham ko'ra o'sha zaključeniyedagi qismi men uchun eng muhim narsa edi. Chunki men o'sha zaključeniye qismida eng muhim narsani, eng muhim fikrni o'sha elita uchun tahlilni hazm qila oladigan qatlam uchun eng muhim fikrni shu yerda berardim. Qora merganni yozayotganlarda yakuniy xulosa qismi, zaključeniye degan qismlar bormi? Biror bir umumlashtiruvchi bir xulosa kelib chiqqan bir tahlildan shuncha yozganidan chiqib kelib chiqqan bir xulosa bormi? Yakuniy qismida quruq sarkazm bor-ku. Tabrik bor. Juma muborak, payshanba muborak, dushanba muborak. To'qqizinchi. Yana shu mavzuga qaytaman. Meni maqolalarimni ko'ringlar, Usmon Haqnazarov bo'lib yozgan, o'zim yozgan sarkazm masxara topa olasizmi? Va qora merganni taqqoslab ko'ringlar. Va eng 10-chi oxirgi nuqtam. Men maqolalarimda bironta shantaj bo'lmagan. Falonchi narsani yozaman, undoq qilaman, mundoq qilaman demaganman. Qora merganni qaranglar. Unday qilmasang buni yozaman, bunday qilsang buni yozaman. To'shak, kim kim bilan yurdi, kim kimdan tug'di, kim kim bilan o'ynash bo'lgan. Yopiq, kindik osti mavzulari, ichki oilaviy narsalar, shaxsni o'ziga oid qandaydir kompromat materiallarni berib o'tiribdi. Taqqoslab ko'ringlar. Eng yomon gaplar bilan aytib o'tiribdi.
Şunun için bana şu 10 noktanı bir aziz benim ayıplayatken vatandaşlar Abulkasım Mamarasulov, akamın ben sizi tanımıyorum. Başka Akmergen'de yazıyorken kim bu sen, muhaliflerini bilmiyorum. Sefer Ağa, sel bir vicdan kılınlar bir insaf kılıp, sel dopunu bir yerge koyup, Özbekçe etken de oylanıp görüyorlar. Bu adamda tahmininiz bu içe, tuhmet, ayblo ilan kılıçtan aldım. Ben bilemem, sizlerde beni kara mergen deyip ayıplaşken hiç kanday asasınızdan deliniz yok ve bu miydi hem? Bu miydi hem? Çünkü benim bu makalarla bir alakam yok. Sizler beni kamalışım isteyatgelleriniz için şunu dedim çıkıyorsunuz. Ha, sizler aynen Baba Murat kamalış gereği, oturuş gereği diye içinizde şunu dedi, niyet var. Kara şu niyetleriniz var. Şunun için beni yazıyorsunuz. Lakin asasınız yok. Niyetlerinizi kağıdı köçür yazıyorsunuz. Dikkatini, itibarını, projektörünü menge karat yazıyorsunuz. Oy, mahsus hizmetler, organlar, ben şu şu, ben şunca karatıyla, şunu uçlayıp gelinler diyen yapık bir nümayet, vazife yüklüyorsunuz size. Ben de özümü tahminlerim var. Ben özüm yem, misal kara mergenim yem, oku bari yapma, ben özüm yem tahminlerim bu. Lekin ben onu aytamıyım ben, çünkü bende ispat yok, delil yok. Bu benim fakat farazım, tahminim. Silerge, Baba Murat kara mergendir, de yazışını buyur yatgenlere, benim kamalışımı isteyatgeniden şuna kadar. Silerge buyurtma veriyor. Esas istek ularda şu 2018 yıl 7 Mayıs günü azadlıkta çıkıp gitkenim ular için güdeyen katta bir alem bu kaldı da kamağıma kal gelirler. Kaytarı vapkiriş niyetleri var. Esinizde olsa ben 7 Mayıs günü azadlıkta Sudzalı'dan çıkanımdan keyin ama akbarat bir gap ne ettim. Başka men Osman Haknazar'ı bu makale yazmayayım ben. Osman Haknazar özünü misyasını becer buldu dedim. Ben bu gapni bekar gaytkanim yok. Çünkü men içkeride tergovda oturgan paytlarim menga o'sha meni doznaniyaga kelib dapros qiladigan, so'roq qiladigan esbini bolalari aytardi. Sen mana bu xalqaro ham jamiyat hayvay ko'targaniga qarama, mabodo seni prezident af qilib yo boshqa qilib oqlab chiqarib yuborsa, sen qaytarib bu yoqqa olib kirish bizga qiyinchilik tuyulmaydi, tuydirmaydi degan. Ha bilemedin ya narkotik ya ok doğru bir nesil taşıp ap girip koyuverasılar desem bunu da yıkamayız dedi. O eskirgen usul dedi. Listofke taşaş, ok taşaş, narkotik taşaş o eskirgen buldu. Modadan kaldı o dedi. Ha ne kılasılar desem Osman Hak nazarı tutup yine bitti makale yazamız. Hazgi rehberini özü aytadı hemen dedi. Ben ona uşan alsam ben kellem doğruna koyan için ben çıkanımdan şuna ettim. Ben başka yazmayayım ben dedi. Çünkü Osman Haknazar bu bile gene yazışı mümkün diye ben de fikir vardı. O şey ornap kagendi, o şeyler gelper gendi. O şeylerin halen isteği royapke çıkma yaptı. Kamat işini işte şey yaptı ve zakaz bir şey yaptı. Şunu da yazaslardı. Endi Karamergen kimliği doğrusu da ben de özümlü bir tahminlerim var. Şular bilen hem az yine sizler bilen ortaklaşmak istedim. Birinci benim şuna ibaret ki tahminim bu kim yazıyorken bu şeyim. O şey muhalif yazıyorken adam, onge malumat yetkiziyorken adamlar. Hazır ki Mirziyoyev hükümetinden özüden hem Rasa Alemzade adamlar. Rasa Alemzade adamlar cüdeyen katta nefreti var. Bu birinciden. İkinciden bu yerde mahsus hizmetler yani kantoranı poçerki var. Kanada'daki jurnalist Eken İsmet Hoşu bir çıkışı da etti. Bu Karamergen'de kantoranı poçerki var. De, o şey İsmet Hoşu topla doğru etti. Çünkü kantora fakat adamlarını pastil mavzusu bile şantaj kıladı. Kimdir oynaşı bile tutup aladı da, siyomka kıladı. Kim bize ki kulağı bu işlemesen ilan kuvaramız. Bu hakikatta kantoranı usulü kantoranın imzası bu. Fakat şu tam anlamı geliyor.
Üçüncüden, məlumat yetkazıyan adamlar Taşkent'te ve ular o şey devlet idaralarda işleş yaptı. Ben bilmiyorum hangi idaralarda. Her halde şu devlet hafifliği hizmet eden bu sekere ya ki sabıklar bu sekere. Ular sabıkların birbirinden bilesinden məlumat aladılar. Ana o şehirlerden çıkayaptı çünkü cüde yapık informasiya çıkayaptı. Cüde tor doyradaki adam gibi məlum ve bugünkü gün de böyle atken narsalar bir bu arada yaptı. Karen Mirziyoyev'ni katta kuyovi Oybek Tursunov hijama qo'ydirib, palonchi sportchini onasi o'lganiga deydi, oshiga bordi deydi. Uni hijama qo'ydirganini kim biladi? O'sha yonidagi atrofidan boshqa kim biladi? Buni umuman butun Toshkent bilmaydi-ku uni, yoki butun mahalla bilmaydi-ku. Xo'p, sochini kalga oldirganini qo'ni-qo'shni u bu yerda ko'rib aytishi mumkin. Lekin hijama yopiq köylek ostidagi narsa bunu kim biladi ki? Qidirish kerak shuni. Kim hijoma qo'ydi? Bunu kim bilar edi? Kim nima qildi bunu? Kimga aytdi? Yani manbalarni uji nimasi doirasi ko'rinib turibdi qayerdaligi manbalarni qidirsa sekin sekin kim yozayotganini ham aniqlab olsa bo'ladi. O'zi umuman yozayotgan odam eshitmadimi, toshmadimi qat'iy nazar kim bo'lishidan manba kırkılsa unga ma'lumot bormaydi, u hech narsa yoza olmaydi qoladi. Manbani topinglar, qiynalib bo'lsa ham ishlanglar. Oq merganni ochib olgan ba'zi birovlarga zakaz berib, bobom ochdi deb yoz deyib yoz deb o'tirish oson. Avval 15 yil yozgan odamni hamma narsani yana shuni bo'yniga tashladi. Uzlik chiqadi, uni ham mendan ko'radi bular. Uni uzlikni ham mendan ko'rayotganini İsmat Xoşov'un intervyusundan keyin bilib qoldim ben. O intervyuda savol bermasa xayolimda ham yo'q edi men. Hadi nima endi bir kompromat chiqsa hammasi Usmon Haqnazarov bo'lib chiqaveradi. Sal bir manbalarni qidinglar, qayerdan chiqyapti bu informatsiya? Topiladi o'zi. İşleş kerak. Analitika mana bu narsa nima uchun berilgan? Ve benim törtüncü tahminim yazıyordukken adamını Özbekistan'da hiç kimi yoktu böyleyim ben. Ya ki hiç kanaka Özbekistan bile bağlap durgan cayı yok. Çünkü Özbekistan'da bir tane karındaşı yakını bugün adam bunlar seni yazışke yüreği gibi etlemiyor. Çünkü bu bilirdi. Bağırıp karındaşı ruhuya basın kılışı mümkün, ularını şantaj kılışı mümkün, başa kılışı mümkün. Yazmıyordu. Ya ki Özbekistan'da nümeleri, karındaş uruğu, başkaları, uzağları kap ketken bu sen, ular bile üzülgen. Yani Özbekistan'a kayıtıp barıştan ümidini üzgen adamlar yaz yaptı bu öyleyim ama. Mümkün değerli misal için 8 aydan beri, 7 aydan beri ben çetelde yürgen bu zaman mengem hazıran misal için ayet yaptılar. Nima dedi? Siyasi kaçkın makamın amir ismi arıza yazıp bu mutlu geldi. Ben yok diye yapmam. Ben yazı yat gelmiyor. Bana beni alıp koyduğun İstanbul'a arkayı taşıyın uçup aradığın biletim küp gitti. Çünkü pandemiye çekerele yapıyor. Ben Özbekistan'a kaydım buraman diye niyette mi? Yazıp oturduğun adam Özbekistan'a kaydım barış fikir hayalleyen bu masa gerek. Umuman Özbekiston bilan bir anda bog'lab turgan nuqtasi yo'q deb o'ylayman men. Chunki bunchalik darajada shantaj, haqorat, bunchalik darajada yozolmaydi kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar O'zbekistonda ozgina bir iplari bo'lsa bog'lab turgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, maxsus xizmatlar ham bu qaramayotganini qidirayotganlar ham manbalarni doirasini aniqlab, manbalar orqali topishga işlerini yöneltirse yaxşı bolardı. Kurudan turu zakaz verip, bavarat yazdırıp, yazdırıp oturuş asan onlarsa. Ki abartı koyuş, boynuya koyuş, urup bulmaz, urup tepkiler. Hemen koldan kele. Şu sözümün yakını da yana şu menge tuhmat ayıblavlar bilen çıkış kılgen adamlar yine müracaat kılmak istedim. Bilemem vicdanımız yok şekilli.
vicdanınız bo'lganda sal o'ylanardinglar, sal bir iymanardinglar, bir odam bunaqa ayblasak oqibati nima bo'ladi? Buni qamavorsa yoki o'ldirib olsa nima bo'ladi deb o'ylanardinglar. Shuni shunday narsa xayolingizga kelmadimi? Demak, vijdon yo'q deb o'ylayman. Hatto sizlarda misol uchun fikr bo'lsa ham, sal tuhmatni sal bunday bir yaqin kesa qiladi-da, umuman o'xshamasa, umuman yaqinlamagan joyga quruqdan quruq tuhmat qilish. Bu bilan sizlar spetslujbalarni, maxsus xizmatlarni nimasiga, nog'orasiga o'ynab yaxshi ko'rinishingiz mumkin. Lekin aqli bor odam, sal tahlil qila oladigan, sal taqqoslay oladigan odam bu gaplaringizni hazm qilmaydi. Safar Bekjonga alohida men murojaat qilmoqchi edim. Safar og'a, sal bir insof etingda, videongizda chiqib turibsizda. Bağmurat şu, şu yazıp oturttu şunu, eyvallah, hata atıp oturtsan sen, de, uksuma hak nazar edip de bana müracaat ettirsiniz. Esasınız var mı bana müracaat ettirsiniz? Sizde deliliniz var mı ben yazıp oturan doğrusunda? Yine uyalma etadan gettiğini sakaran. Bu dedi, hak nazar kamalganda hemen itibar muhakarat oldu da suttan çıkandan ki bu kahraman bulup göklere götürdüler, bize çifte kalp getirdik deyiz. Sizi hasediniz hem de başka şey ki ne? Kamaka çıkken hemen görmemiz mi? Özbek'in haseden başka şey. Kamaka çıkken inen köramıydı. Bu kamalı obroz götürüp hem medir şovşu zvizde hop gitti dedi. Ben çitte hop gittim dedi. Uyarın siz. Yok caydan tömet taşamaka. Aziz vatandaşlar ben sal qissatlarga berilib ketganim uchun sizlardan uzr so'rayman. Chunki bu anchadan beri aytaman deb kelayotgan gaplar edi. Bunaqa tuhmatlar odam albatta o'zini muvozanatdan chiqaradi. Bu har kim menimcha u men o'rnimda bo'lsa, har kim bu tuhmatlarni har kim o'qiyursa, eshitursa, ko'rursa, menimcha men unda boshqa odam ham o'zidan chiqib ketardi. Men shuni aytmoqchimanki, Mirziyoyev prezident sifatida uning komandasi, hukumati menga yomonlik qilgani yo'q. Aynan Mirziyoyev davrida qamalgan bo'lsam ham, Mirziyoyev davrida men Xudoga shukr ozodlikka chiqarildim. Men buni bir necha bor aytaman. Karimov davrida bo'lganda umuman fojiali tugashi mumkin edi. Meni hibsim qamoqdan chiqqanimdan keyin ham Mirziyoyev va uning komandasi, hukumati meni va oilamni esdan chiqarib qo'ygani yo'q. Shuni hozir men birinchi marta aytaman. Qamoqdan chiqqanimdan keyin shu 2018-yilda va 2019-yilda men ikki marta aynan shu prezidentning topshirig'i bilan Yakkasaroy tumani hokimiyatida va mahalladan kelib menga moddiy yordam va oziq-ovqat to'la sumga yordam berishdi. Sizga oilangizga shu ko'rgan nimalaringiz orqada bo'lsin deb menga g'amxo'rlik ko'rsatib yordam qilishdi. Men buni aytishni o'zimga farz deb hozir bildim, chunki buni aytmaslik ham hozirgi vaziyatda noto'g'ri bo'lardi. Men buni o'sha Mirziyoyev hukumatiga yo o'ziga yoqish uchun aytayotganim yo'q. Bor fakt shunday bo'lgani uchun aytayapman. Qamoqdan chiqqanimdan keyin Mirziyoyev va uning hukumati meni tashlab, oilamni tashlab qo'ymadi. Menga yordam qilib turdi va men minnatdorman. Olib kelib bergan bolalargacha minnatdorman. Hokimiyatda chaqirib men bilan suhbatlashgan bolalargacha minnatdorman, yigitlargacha. Terrorizm bo'limidan bir bola keldi, ismi esimdan chiqib turibdi. Yaxshi yigit ekan. Yaxshi muomala qilib, aka mana shunday deb berib ketdi. Shu bolangiz ismi esimdan chiqdi, undan ham minnatdorman. Ya'ni bor gapni to'g'risini aytish kerak. Yaltoqlanish kerak emas. Kamchilik bo'lsa uni ham aytish kerak. Lekin shuni aytmoqchimanki, bu yerda hozir menga bo'layotgan tuhmat yuzasidan juda men sabr qilib yurdim. Mana hozir qo'lim tekkanidan aytayapman. Bu qora mergan degan sahifaga, unda yozilayotgan materiallarga meni hech qanday aloqam yo'q. Shuni unutmanglar.
İşansanızla işanmıyorlar. İşanmasanızla özleyiniz biləsiniz. İşanmasanızla hər kim özü bilədi. Aziz dostlar, şu ençeden beri aytaman deyip yürgen gəplərim mənə şular idi. Vaxtınızı alacağım için özür. Etibarınız için kətta rəhmət. Fakat yaxşı günlərdə görüşəyik.